Yakınınızda bir silah sesini duyarsanız ne yapardınız? Elbette çoğunuz başka yöne dönerek oradan kaçardınız. Ve kimse sizi böyle bir davranıştan dolayı kınamaya cesaret edemez. Sonuçta bu sıradan bir insanın tamamen normal bir tepkisidir. Bütün bunları neden söylüyorum? 25 Temmuz 2017'de Michigan eyaletinde bulunan Kalamazoo şehrinde gece saat 2'de Brian adında bir adam uykuya dalmak üzereyken sokakta silah sesleri duydu. Oldukça sessiz ve sakin bir alandı ve bu silah sesleri ona garip geldi. Brian yerinden kalktı ve dışarıda neler olduğunu görmek için pencereye gitti. Pencereyi açtığında yardım isteyen boğuk bir ses duydu. Daha yakından baktığı zaman Brian yerde yatan bir adam gördü. Birinin saldırıya uğradığını hemen anladı ve en önemlisi bu kişi hala hayattaydı. Brian hemen cep telefonunu aldı ve 911 aradı. 911. Oh, yes, ma'am. I'm up in Washington Square, Providence. I think a guy just got shot. He's outside begging for help. He's right by the Howard Store parking lot. What do you think that he was just shot? I heard a shot. He's just laying on the ground right here by these cars. Olay yerine hemen birkaç polis ekibini sevk eden sevk memuru daha sonra ambulansla temasa geçti. Polis ekipleri vakit kaybetmeden yola çıktı. Bu gibi durumlarda polis olay yerinin hemen yanında durmaz. Biraz ileride dururlar ve sonra suç mahalline yürüyerek yaklaşırlar. Bunun nedeni saldırganın hala orada olması ve polisin onu korkutmak veya onun hedefi olmak istememesidir. Ancak çok geçmeden polis memurları etrafta suçlunun olmadığına ikna oldular ve yerde yatan adama yaklaştılar. Adamın nefes alması zordu ve polis hemen ilk yardım sağlamaya başladı. Bunun için polisin arabalarında ihtiyacı olan her şey var. Oliver adında genç bir memur kalp masajına başladı. Birkaç saniye sonra adam bağımsız nefesler almaya başladı ve bu iyiye işaretti. Çok geçmeden adamı yoğun bakıma almak için bir ambulans geldi. Doktorlar memurların yardımıyla yaralıyı araca bindirdi ve hemen hastaneye doğru yol aldılar. Polis ekiplerinden biri ambulansla gitti. Diğerleri ise olay yerinde kaldı. Onlara biraz sonra döneceğiz. Hastanede memurlar yine doktorlara adamı arabadan indirmeleri için yardım etti. Doktorlar onu hemen ameliyathaneye aldı ve cüzdanını polise teslim etti. Polis ancak o zaman adamın adının Gabriel Martinez olduğunu öğrendi. Ne yazık ki Gabriel o gece hayatta kalamadı. Bu hikaye gerçekleştiğinde Gabriel 31 yaşındaydı. 1989 yılında Michigan eyaletinde bulunan Kalamazoo şehrinde doğdu. Gabriel'in ailesi zengin değildi ve bu yüzden Gabriel genç yaştan itibaren çalışmak zorunda kaldı. Onu çok seven kardeşleri ve birçok yeğeni vardı. Gabriel 25 yaşındayken Sarah adında bir kızla evlendi. Bir yıl sonra Erin adında bir kızları oldu. Kızının doğumundan sonra Gabriel'in hayata olan sevgisi daha da arttı. Çok enerjik bir babaydı. Gabriel her gün işten eve geldiğinde kızına mümkün olduğunca zaman ayırmaya çalışırdı. Kızıyla alışverişe gitmekten keyif alırdı ve elbette kızı Erin de bunu severdi. Muhtemelen bütün kızlar babalarıyla alışverişe gitmeyi sever. Baba kızın en çok aldığı şey ayakkabıydı. Evet, doğru duydunuz. Gabriel bir nedenden dolayı ayakkabıya düşkündü. Adam ailesini çok severdi ve aile üyelerinden biri üzüldüğünde her zaman endişelenirdi. Kızına göre Gabriel ailesinin desteğiydi ve bu desteğin yok olması herkes için çok acı vericiydi.
Olay yerinde kalan memurlar polis bandıyla her yeri güvenlik şeridine almaya başladı. Orada adli tıp için saklanması gereken birçok kanıt olabilir. Suç mahallini araştıran polis, kurbanın yattığı yerden birkaç metre ötede kan lekeleri buldu. Bu, Gabriel'in başka bir yerde saldırıya uğradığı anlamına geliyordu. Büyük olasılıkla saldırıdan sonra Gabriel ayakta kalmış ve sonunda zayıflayana kadar hareket etmiş. Memurlar, olay yerine yakın olan evlerin sakinleriyle görüşmeye karar verdi. Belki davaya yararlı bir şey görmüşlerdir ve hatta saldırganın kendisi yakınlarda bir yerde yaşıyor olabilir. Polis, sakinlerin kapılarını çalıp ifadelerini almaya başladı. Sakinlerin çoğu bir tür silah sesi duyduklarını ancak belirli bir şey bilmediklerini söyledi. Sonunda polis 911'i arayan kişiyi bulmayı başardı. Hatırladığınız gibi adamın adı Brian. Polisin asıl sorusu Brian'ın saldırganı görüp görmediğiydi. Adam saldırganın kapüşonlu bir eşofman giydiğini söyledi. Ama ne yazık ki bu kapüşondan dolayı yüzünü görmediğini iddia etti. Sonra polis Brian'dan suçlunun giydiği kıyafetleri tarif etmesini istedi. Ama Brian bir süre düşündükten sonra işe yararlı başka bir şey hatırlayamadı. Adam ayrıca failin görünüşe göre büyük bir adam olmadığını söyledi. Evet, fail hakkında çok az bilgi vardı. Ancak tanıktan alınan veriler ne de olsa hiç yoktan iyidir. Memurlar soruşturmasına devam etti. Tanıkların yardımıyla failin kimliğinin öğrenilmesi mümkün olmadığı için başka bir yol bulunması gerekiyordu. Kurbanın biyografisini incelemeye karar verildi. Gabriel'in onun ölmesini isteyebilecek düşmanları olması tamamen mümkündür. Burada ana konudan biraz uzaklaşalım. Kurbanın biyografisini kriminolojide viktimoloji bölümü inceler. Bu bilim 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya başladı. Ancak tam teşekküllü bir bilim olarak 2. Dünya Savaşı'ndan beri çalışılmaya başlandı. Viktimologinin ortaya çıkmasından önce adli bilimciler esas olarak suçlunun kimliğine odaklanırdılar. Fakat zamanla bu eğilim değişti. Modern kriminolojide kurbanın kendisi suçludan az incelenmez. Soruşturmamıza geri dönelim. Dedektifler Gabriel'in biyografisini incelemeye başladı ve çok geçmeden ölümünden birkaç gün önce Gabriel'in polise çağrıldığı öğrenildi. Bunun nedeni Kimberly adlı eski kız arkadaşını takip etmesiydi. Kimberly, Gabriel'in bu davranışlarından korkarak polise suç duyurusunda bulundu. Müfettişler veri tabanında Kimberly'nin mevcut adresini bulabildiler ve birkaç iyi donanımlı polis memuru oraya gitti. Sonuçta orada onları neyin beklediğini bilmiyorlardı. Kimberly'nin birini barındırıyor olması ve kişinin silahlı olması tamamen mümkün. Polislerden birine göre o anda kafasında birçok düşünce vardı. Kimberly tetikçi olabilir mi? Ya da o da bu davaya karışan başka birinin kurbanı olabilir mi? Acaba bu kapının ardında sorularına cevap bulabilecekler mi? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Polisler daireye girmeye başladı. İlk başta kimse cevap vermedi ama birkaç saniye sonra polis evin boş olmadığını öğrendi. Polisler odaya girdi. En tuhafı Kimberly'nin hala yatağında olmasıydı. Polisin yüksek sesli çığlıklarla daireye nasıl girdiğini hatırlayın. Sonra polislerden biri onunla konuştu bile. Bence herhangi biri hemen yataktan kalkardı. Ama Kimberly çok sakin davrandı. Bu davranışlar garip ve şüpheliydi. Dairedeki konuşma çok bilgilendirici değil. Bu nedenle dedektifin Kimberly'yi daha kapsamlı bir şekilde sorguladığı karakola geçelim. Sorgulama dedektif Joe Paul tarafından yürütülüyor. Herhangi bir sorgulamada dedektif, tartışılması zor olan iyi kanıtlara veya gerçeklere sahip değilse sorgulama çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda sorgulanan kişi her şeyi söyleyebilir. Hiçbir şey bilmediğini ve bu konuda hiçbir şey yapamayacağını söyleyebilir. Ancak daha fazla soruşturmada bazı kanıtlar bulunursa o zaman o kişi tekrar sorgulamaya çekilebilir. Ama fazla ileri gitmeyelim.
Dedektifin ilk sorusu Kimberly ve Gabriel'in ne zaman tanıştıkları ile ilgiliydi. Ne tür ilişkileri vardı, kaç sene birlikte oldular ve buna benzerler. Kimberly bu soruları dürüstçe yanıtladı ama bu tür soruların nedenini anlamamış gibi davrandı. Dedektif ona eski erkek arkadaşının öldüğünü söylediğinde gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre sonra Kimberly eve götürülmesi için ısrar etmeye başladı. Ama dedektif Joe sorgulamayı bölmek istemedi. Sorgunun dedektif Karen tarafından devam edilmesine karar verildi. Bu ufacık bir numara. Belki dedektif Karen ile Kimberly daha açık sözlü olacak. Kısmen bu plan işe yaradı. Kimberly işten ne zaman ayrıldığını ve eve ne zaman gelip yattığını anlattı. Gabriel'den ayrıldıktan sonra aynı anda 3 erkekle nasıl çıktığını da anlattı ama kimliklerini açıklamadı. Bu noktada sorguya son verilmesine karar verildi. Gabriel'e yapılan saldırının üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti. Polis, soruşturma için yararlı bir şey yakalayabilecek güvenlik kameraları bulmak için suç mahalline geri döndü. Sonuç olarak saldırı mahallinin yakınında bulunan bir benzin istasyonuna kurulmuş bir kamera bulundu. Polis, karakoldaki video uzmanıyla daha kapsamlı bir şekilde incelemek için bu kayıtlara el koydu. Görüntülerde gümüş renkli bir arabanın otoparka girdiğini görebilirsiniz. Ve şimdi en ilginç olanı bu arabanın Kimberly'ye ait olmasıdır. Kimberly sorgulama sırasında benzin istasyonunda olduğu gerçeğini söylememişti. Bu tam olarak daha önce bahsettiğim şey. Eğer dedektifler yeni kanıt bulmayı başarırlarsa sorgulama tekrar yapılacak. Memurlar kaydı incelemeye devam etti. Birkaç saniye sonra bir adam arabadan iniyor ve mağazaya giriyor. Daha yakından bakıldığında dedektif Karen bu adamı tanıdı. Geçmişte ele aldığı bir davada yer almıştı. Bu adamın adı Alice'ti. Dedektifler Alice'i çabucak bulabildi. En temel soru Alice'in Kimberly'nin arabasında ne yaptığıydı. Dedektif Karen Alice'in evine vardığında oğluyla birlikte bahçede oturuyordu. Alice de Kimberly gibi polise fazla bilgi vermek istemedi. Bu davayla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti. Alice'in çevresi de ona güven verdi. Evinin yakınındaydı. Bütün arkadaşları, tanıdıkları etrafındaydı. Böyle bir ortamda sorgulanan kişi genellikle kendinden çok daha emin hisseder ve onunla konuşmak zorlaşır. Ama yine de bir soruya net bir cevap verdi. Dedektif Alice'in gece saat 2'de nerede olduğunu sorduğunda Samantha adındaki kız arkadaşı ile birlikte olduğunu söyledi. Ertesi sabah Samantha ifade vermesi için karakola çağrıldı. Samantha ile iletişim baş noktada kolaydı. Dedektifin tüm sorularını açıkça yanıtladı. Sorulardan biri erkek arkadaşı Alice'i en son ne zaman gördüğüydü. Samantha'nın cevabı dedektifi şaşırttı. Kadın son zamanlarda arasının bozuk olduğunu ve onu en son ne zaman gördüğünü artık hatırlayamadığını söyledi. Daha önceki sorgulama sırasında Alice'in Gabriel'e yapılan saldırı gününde Samantha ile birlikte olduğunu söylediği gerçeği göz önüne alındığında bu garipti. Dedektif Samantha'ya Alice'in ifadesini anlattığında kadının yüzü hemen değişti. Buna ek olarak dedektif Alice'in Kimberly'nin arabasından indiğini gösteren kaydı da gösterdi. Bu gerçeklerden sonra Samantha sonunda konuşmayı kesti. Burada küçük bir not etmek istiyorum. Tabii ki hem Kimberly hem de Alice ve hatta Samantha'nın bu dava hakkında bazı bilgileri vardı. Ve bunlardan birinin tetiği çeken kişi olması oldukça olasıdır. Ancak sağlam kanıtlar ve ipuçları olmadan dedektifler onları konuşturamazdı. Sorgu gördüğünüz gibi kayda alınıyor. Ve hakim bu kayıtları mahkemede görecek. Dedektifler tanıklar üzerinde baskı kurarak ifadesini alırlarsa o ifade dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle sorgulama sırasında dedektifler sözde yumuşak gücü kullanır. Ama bu hile her zaman işe yaramaz. Dedektiflerin fiziksel kanıtlara ihtiyacı vardı. Onlar olmadan bu iş hiçbir yere taşınmayacak. Memurlar Kimberly'nin arabasını aramak için savcıdan emir aldı. Kimberly ve Alice'in o arabada olduğunu biliyoruz. Şu anda bu davanın ana şüphelileri onlar.
Arabada Gabriel'e ait bazı şeyler bulundu. Ama bu en önemli şey değil. En önemli şey 40 kalibrelik bir mermi kovanıdır. Gabriel'e ateşlenen kurşun da 40 kalibre. Bu zaten tartışılması zor olan ciddi bir kanıttır. Ayrıca arabada Cornell Head adına çok sayıda trafik ihlal protokolü bulundu. Cornell Head'in kim olduğunu çözmek biraz zaman gerektiriyordu. Şimdi elinde bu tür kanıtlarla dedektifler Kimberly'i daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabilirler. Kimberly şimdi konuşmayı reddederse gizleme ve suç ortaklığı ile ilgili ona karşı suç davası açılacak. İkinci sorgulamada Kimberly daha konuşkandı. Dedektifler ona temiz bir sayfa açarak baştan başlaması için bir şans verdi ve Kimberly konuşmaya başladı. O gece arabada 3 kişi olduğunu söyledi. Kendisi, Alice ve 3. kişi az önce söylediğim Cornell Head'ti. Kimberly'e göre tetiği çeken Cornell'di. Sonra dedektifler neden yaptığını sordu. Kimberly o gece ile ilgili ayrıntılara girdi. İşten ayrıldıktan sonra Cornell ile buluşmuş. Alice yaklaşık yarım saat sonra onlara katılmış. Üçüsü birlikte paket hamburger satın aldıkları yerel bir McDonald's'a gitmişler. Ondan sonra o talihsiz otoparka park ettiler ve hamburgerlerini yemeye başladılar. 10-15 dakika sonra Gabriel yanlarına gelmiş ve arabanın camına vurmaya başlamış. Ve o anda Cornell arabanın kapısını açmış ve onu vurmuş. Dedektifler kısa sürede Cornell'i bulabildiler ve onu tutukladılar. Bunu yapanla aynı kişi olmasına rağmen Cornell'in sorgusuna odaklanmadım. Bunun yerine Kimberly, Gabriel ve Cornell'in arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışacağım. Kimberly, Cornell ile çıkarken ona Gabriel hakkında sadece kötü şeyler anlattı ve onu kötü göstermeye çalıştı. Gabriel ise başka biriyle çıkmasına rağmen Kimberly ile olan ilişkisini yeniden alevlendirmeye çalıştı. Kısacası böylesine üzücü bir sonuca yol açan aşk üçgeni. Dürüst olmak gerekirse bir ailesi olan Gabriel'in neden Kimberly ile ilişkisini yeniden başlamasına çalıştığını bilmiyorum. Bir kızı ve sevgi dolu bir eşi vardı. Maalesef bileceğimizi hiç sanmıyorum. Cornell Head ikinci derece cinayetten hüküm giydi. 30 ile 40 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Kimberly ve Alice'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Bu noktada size veda ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Yakında görüşürüz. Now you're standing at my door, thinking that I'm gonna let you in.